Özellikle bir senedir incelemek istiyordum arkadaşlar ama bir türlü fırsatını bulamadım. Eğer ucuza kaliteliği almak istiyorsanız Sony'nin çıkarmış olduğu bu aksiyon kamerası tam size göre. Ucuz, kaliteli, özellikle YouTube işine yeni başlayacak arkadaşların vazgeçilmezi bir kamera. Kesinlikle herhangi bir kamerayla kıyaslamıyorum çünkü fiyatına göre bu kamera gerçekten çok üstün özelliklere sahip bir kamera. Ben bu kamerayı dediğim gibi bir sene önce aldım arkadaşlar. Bir senedir bu kamerayı birçok çekimde kullandım. Hatta şurada önerilerde gelen Çanakkale videomda tamamen bu kameradan faydalandım ve diğer videolarla gördüğünüzde kalitesi gerçekten en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Ha, bu kamerayı ne yapıyorum? Şimdi ben bu kamerayı bir arkadaşıma sattım. Şimdi yakında Sony X3000'e geçiyorum arkadaşlar. O yüzden de bu kamerayı göndermeden önce sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten bu fiyata alabileceğiniz en iyi kameralardan, en kaliteli kameralardan bir tanesi. Şimdi kutusuna baktığımızda kameranın özelliklerinin bir kısmı kutunun üzerinde yazıyor. İşte görüyorsunuz 11.9 megapiksel fotoğraf, 4K timelapse, stereo mikrofon, rüzgar önleyici mikrofon özellikleri, steady shot, 60 metreye kadar su geçirmez kılıf ve ultra geniş açılı çekimler yapabildiğinden bahsediyor. Hemen arkasında burada aplikasyon storelarındaki indirebileceğiniz programlarını bilgisayarınıza indirebileceğiniz programlardan ve aşağıda Bluetooth, Wi-Fi gibi özelliklerinden hemen yan tarafına geçtiğimizde de neden bahsediyor? Burada kutu içeriğinden falan bahsediyor. Altında da dediğim gibi üstünde de özelliklerinden bahsediyor. Şimdi kutusunu açtığımızda arkadaşlar içinden neler çıkıyor? Hep birlikte bir bakalım. Çok fazla bir şey çıkmıyor arkadaşlar içinden. Şöyle iki adet gördüğünüz gibi kutu çıkıyor. Bunlardan bir tanesinde çok fazla hayale kapılmayın. Böyle kutu olduğuna da bakmayın. İşte içinde micro USB kablosu var. Onun haricinde kitapçıkları var. Onun haricinde de hiçbir şey yok. Diğer kutuya geçtiğimizde esas olay bu kutunun içinde arkadaşlar. Bu kutuyu açtığımızda, evet açabilirsem. Bu kutuyu açtığımızda esas olay dediğim gibi burada kameranın görüyorsunuz kendisi burada bu şekilde içinden çıkıyor. Su geçirmez kılıfıyla beraber çıkıyor kameranın. Görüyorsunuz üzerinde yazıyor 60 metreye kadar su geçirmiyor. Şu şekilde kolayca pıt diye açabiliyorsunuz. Hemen içinden kameranın kendisi çıkıyor. Kameranın fiziksel özelliklerine geçmeden önce devam edelim. Kutunun içinde şöyle bir aparat çıkıyor. Yani bunu ben neredeyse hiç kullanmadım. Zaten görüyorsunuz poşetinden bile çıkarmadım. En önemli özelliklerden biri şu pili arkadaşlar. Bu piller artık Sony'nin aksiyon kameralarında standart. Yani AS50'de kullandığınız bir pili gidip X3000'de de kullanabiliyorsunuz. Teknik özelliklerine geçtiğimizde ilk etapta Steady Shot'tan bahsetmek gerekiyor. Çünkü Steady Shot özelliği özellikle biz bisikletçiler için gerçekten vazgeçilmez bir özellik. İnanılmaz bir stabilitesi var. Ve GoPro Hero 5'lere bile bu AS50 uyduruk kameralarından biri olmasına rağmen Sony'nin açık ara fark atıyor. Bunun haricinde Sony'nin vazgeçilmezlerinden Exmor sensör kullanılmış ki düşük ışıkta gayet kaliteli çekimler yapabiliyorsunuz. Bionz X görüntü işlemcisi var ve her zaman Sony'de olduğu gibi yine Zeiss Tessar lens kullanılmış. Fiziki özelliklerine geçtiğimizde şöyle değişik bir plastiği var. Bu tabii X3000'ler kadar çok kaliteli görünen bir plastik değil. Ama şöyle hemen ben size özelliklerini göstereyim. Şurada görüyorsunuz pil yuvası var. Pilini kolayca takabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde pilini benim gibi ters takmayın. Şu şekilde pilini takıp bu kapağı şöyle kolayca kapatabiliyorsunuz. Arkadan da şurada görüyorsunuz. Kilidi var. İsterseniz bu kapağı kilitleyebiliyorsunuz. Fiziki özelliklerine devam ediyorum. Şurada altta arkadaşlar mikro USB yuvası var ve şurada bir şey daha var. Bunun tam ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hemen arkasına geçtiğimizde
Şuraya bakıyorsunuz. Yine bir giriş var. Mini mikro USB girişi var. Bu arada yanlış söyledim. Mikro SD kart girişi vardı burada. Burada mikro USB girişi var. Ters söylemişim. Hemen menü özelliklerine geçtiğimizde, evet, Sony gerçekten çok kolay bir menü yapmış. 1, 2, 3, 4, 5 tane tuş var. Tuşların çokluğu sizi aldatmasın arkadaşlar. Tuşların çok oluşu kafa karıştırıyor. Ama çok kolay. Şunla görüyorsunuz. Kamerayı açıyorum. Şu an seslerini ben kapattım. Normalde bir ses de çıkıyor. Şu tuşa bastığınızda direkt kayda giriyor veya çıkıyor. Onun haricinde menü işlemini tamamen buradan yürütüyorsunuz. Çok kolay bir menü yapmışlar. Modları seçebiliyorsunuz. Şu tuşla seçiyorsunuz. Seçtiğimde işte görüyorsunuz arkadaşlar, video mu, fotoğraf mı, timelapse mi, logs yoksa live view mu seçeceğimi gösteriyor. Ben buradan hemen neyi seçiyorum? Video özelliklerini seçiyorum. Tekrar menüye girdiğimde aşağıda görüyorsunuz. Hemen video özellikleri çıkıyor. Bastığımda işte burada video ile ilgili özellikler var. Bastığımda atıyorum mesela 1080'e 60 piksel 50 megabit hızında gibi özellikler seçebiliyorsunuz. Hemen ardından HD veya MP4 formatında çekebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Steady Shot özelliğini açıp kapatabiliyor. Görüş açılarını çekim açılarını değiştirebiliyorsunuz. Ve dijital olarak zoom var bu kamerada. Kamerayı ters yüz edebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Aynı şekilde işte Vivid'dir, Scan'dir gibi değişik özellikler var. Aynı şekilde bu özelliklerden tabii fotoğrafta da var. Şu an içinde kart olmadığı için göstermiyor. Ama atıyorum mesela fotoğraf özelliklerine girdiğimde buradan da timelapse'dir gibi özellikleri çok rahat değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca şu şekilde kameranın kendi ayarlarına girip işte Wi-Fi'dir, sestir, uçak modudur. Bu tip işlemlerini yapabiliyorsunuz. Sony gerçekten bu kamerada basitliği ve kullanılabilirliği hedeflemiş. Şimdi Çanakkale turunun 20. kilometresinde yolda kahve molası verdik arkadaşlar. Tur bisikletçiliğin değişmezidir. Bu işin öncüsü de Urim Baba'dır. Şimdi buradan Abide'ye 7 kilometre falan kaldı. Canları yıkayalım, seçelim. Son söz olarak fiyat bilgisine girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kamera gayet kullanışlı. Dediğim gibi birçok yerde ben bu kamerayı kullandım. Çok da memnun kaldım. Fiyat bilgisi olarak bu kamera 550 ile 650 lira aralığında değişen fiyatlarda internette bulabiliyorsunuz. İkinci elde 400 liraya kadar bu kameranın ikinci ellerini bulabiliyorsunuz. Kesinlikle başta da dediğim gibi tavsiye edebileceğim bir kamera. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.